Türk Hava Kurumu 88. yaşını kutladı. 16 Şubat 1925 yılında kurulan kurumun Marmaris Şubesi de bugünü unutmayarak Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi bir kutlama töreni düzenledi. Tören 75. yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde gerçekleştirildi. Türk Hava Kurumu Marmaris Şube Başkanı Avukat Mehmet Hasbioğlu, kurumun gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu çalışmaları anlatmak üzere kürsüye çıkarak, kurumun Mustafa Kemal Atatürk tarafından istikbal göklerdedir öngörüsüyle kurulduğunu hatırlattı. Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir öngörüsüyle kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar yüklendiği havacılık sanayini kurma, geliştirme, havacılığı tanıtma, havacılığı gençlere sevdirme misyonunu büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Türk Hava Kurumu'nun Türkiye'nin bütün illerinde ve ilçelerinde bulunduğunun altını çizen Hasbioğlu, kurumun havacılık sanayinin gelişmesine ve havacılığın sevdirilmesine katkıda bulunduğunu söyleyerek, özellikle gençlerin bu kuruma sahip çıkması gerektiğini savundu. Ve Ulu Önder Atatürk bunun ekonomik gelirlerini de fitre, zekat ve kurban derisi gibi doğrudan doğruya halkın edinlerinden gelen gelirlerle sağlıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu tip model örgütler yok. Geçmişe baktığınızda bunları göremezsiniz. Hiçbir ülkede, ne sosyalist ülkelerde, ne gelişmekte olan Batı ülkelerinde, ne İslam ülkelerinde bu tip özellikli kurumlar yok. Hasbioğlu, Türkiye'de havacılık alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi için kurumun Ankara'da Havacılık Üniversitesi kurduğunu söyledi. Elektronik, bilgisayar, endüstri, elektrik ve elektronik, makina ve uçak mühendisliği bölümleri var. Özellikle sizlere söylüyorum gençler ve genç kanatlara söylüyorum. Bu çok önemli. Mutlak surette Türk Hava Kurumu'nun bu bölümlerine katılmak için daha çok çalışmanız, daha fazla emek sarf etmeniz gerekiyor. Sivil olarak diğer bölümlerde olan ve havacılığa meraklı olan gençlerimize de İstanbul, Ankara, İzmir'de uçuş okullarımız var. Pilotaj eğitimleri vererek özellikle özel hava yollarına çalışmak üzere pilot yetiştiriyoruz. Yılda 350 bin gencimize havacılık eğitimi vermekteyiz. Ve dünyada böyle bir kuruluş ve organizasyon bulunmadığını da bildirmek istiyoruz. Marmaris'in en önemli özelliklerinden birinin ormanları olduğunu söyleyen Hasbioğlu, ormanları korumak gerektiğini ve çıkan orman yangınlarına anında müdahale etmek gerektiğini ifade etti. İşte Türk Hava Kurumu orman yangın uçaklarıyla, filosuna kattığı orman yangın uçaklarıyla derhal yanan ormanlara müdahale etmekte ve bu şekilde de dışarıdan uçak kiralama yolunu seçen Orman Bakanlığı'na Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını kiralamak suretiyle yurt dışına da döviz gitmesini engellemektedir. Acil durumlarda sağlık ambulansları gerekiyor. Bunu da özellikle organ naklinde acil ameliyatlarda bulunmuş olduğu, yaralının bulunmuş olduğu yerde tedavinin olanak vermemesi gibi durumlarda bu ambulans uçaklarımız derhal devreye girmekte ve halkımıza bu konuda hizmet vermektedir. Bunun en güzel örneğinde Van depreminde yaşadık gençler. Hasbioğlu'nun konuşmasının ardından Türk Hava Kurumu ile ilgili kısa film gösterimi gerçekleştirildi ve öğrenciler şiirler okudu. Senin yaratman gereken yurda şanlı bir değer, amaca varmak için icap ederse eğer. Malsa mal vereceksin, cansa can vereceksin. Çalış, yap.